Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız kolay gelsin. Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Evet, yine gidiyoruz, yollardayız. Yeni motorumuzla yollardayız. Binmelere doyamadık, tadına doyamadık. Gün geçtikçe daha da çok sevmeye başladım motoru. Çünkü çok keyifli. Gerçekten keyifli ama yani. Bunun motorun markasıyla, şununla bununla verdiğim parayla bir alakası yok. Yani keyif almak başka bir şey. Çünkü şehir içinde bu rahatlığı hissetmek çok önemli. Zaten motosikletten keyif almanın yollarından bir tanesi de motosikletin konforu arkadaşlar. Burada konfor çok önemli. Hani gidiyorsun, tamam, her motosiklette bir haz var illaki ama hakikaten hani kim kobu işi biliyor ya. Bu şey işini, konfor işini biliyorlar adamlar yani. Bu Maxi Scooter gerçekten enduro tadında, bir touring tadında bir motosiklet. Yani touringlerin hepsi zaten keyif için yapılmış motorlar, biliyorsunuz. Çok da pahalı motorlar hani. Kaldır üstü makineler, böyle herkesin güç yetiremeyeceği, herkesin alamayacağı, benim de dahil yani. Bir touring makine, eskisini alırım ama yenileri gerçekten pahalı. Şu aradan kaçalım. Dayılar burada emniyet şeridine aradan geliyorlar ama buradan fazla da devam edemezler. 3 araba sollamak, 3 araba sollamak bunlarda. Yani touring makineler, pahalı makineler. Alternatifleri bence de Maxi Scooter'lar. Maxi Scooter'ın babası, hani bu işi dizayn eden firmalardan birisi Suzuki'dir. Suzuki Brookman 650. Bu işin reisidir aslına bakarsan. Ha, kimse scooter işine bu kadar büyük motor koymadan önce Suzuki bu işe girişmişti. Büyük motor, işte çift silindir büyük motor, böyle üzerinde ABS'ler, bir şeyler, işte traction controller, Suzuki serisiydi tabi. Bana göre Honda'nın Goldwing'i de büyük bir scooter yani. Ne kadar touring gibi görünse de bence büyük bir scooter. Çünkü gerçekten keyif makinası yani. Goldwing atlıyorsun, işte 6 silindirli V motor, böyle öyle yakıt makıt işini düşünen insanların pek tınlamadığı keyif makinası. Şuradan aradan yine kaçma gerekiyor. Niye durdun abla? Şuradan aradan. Gerçekten keyif makinesi hani Goldwing. Onun türevleri. Yani dağ tepeye gitmeyeceksen, asfalttan pek çıkmayacaksan, gidip de ne bileyim bir Afrika Alman'ın, Varadero Alman'ın, onun türevlerini Alman'ın bir mantığını ben bulamadım, çözemedim yani. Gerçekten mantığı yok yani. Daha tepe gireceksen o motorlar da yetersiz zaten yani. Afrika TV'nin tamam, işte lastik mastik, ama ne bileyim, bir enduro ile dağ tepe tırmanmanın çok mantığının olduğunu düşünmüyorum.
Hani ona CRF gibi makineler lazım. Dağ tepe tırmanmak için CRF gibi makinelere ihtiyaç var. CRF tamam. Dağ tepe makinesi atlasın. Cross yani. Atla cross'a, dağ tepe tırman kardeşim. Ama şehir içinde gideceksen, şehir içinde kullanayım diyorsan, hani trafikte de rahat edeyim, trafikte sorunsuz gideyim, aralara derelere dalayım diyorsan abi bu scooter yani. Maxi scooter, özellikle maxi scooter. Maxi scooter gerçekten müthiş potansiyeli var, can yani. Aralardan derelerden geçeyim diyorsan maxi scooter almalısın. Ben daha önce bunun keyfini yaşamıştım. Yani maxi scooter'un keyfini biliyorum. Tamam, bir kitlesi var. Yani enduro işinin bir kitlesi var. İnsanlar Afrika'ya ya GS'e, bir Afrika'nın bir kitlesi var. GS'in bir kitlesi var. Ha, güzel makineler. Ben asla kötülemiyorum yani. Bu marka Suzuki'nin işte V-Strom'dur. Kawasaki'nin de farklı bir modelleri, markaları var. Bunları kötülemiyorum asla. Ama mesele şey olunca, şehir içinde güzel bir seyahat etme isteği olunca bence kesinlikle maxi scooter. Yani hem rahat, ne bileyim, öyle aralardan derelerden, ki bu çok önemli yani, özellikle İstanbul trafiğinde aralardan derelerden geçmek çok önemli. Seni seyahat etme lüksü sunuyor sonuçta sana. Aralardan derelerden geçmek. Kapı birden açılabilir. Bunu dikkat etmek lazım. Arkadaki arkadaş da öyle geçti. Kapılarını cart diye açarlar bunlar. Sen de birden durursun, ön camdan çıkarsın. Bizim meselemiz ölmemek. O yüzden arkadaşlar, ben maxi scooter'u tercih ediyorum. Tercih ettim. Tabii NC750 her zaman aklımda kalan bir motor benim. NC750'yi seviyorum. Niye seviyorum? Hem kiloma, boyuma uygun. Buradan kaçamayacak mıyız? Buradan sağa dönerler. Buraya her zaman dikkat ediyoruz. Her geçtiğimde söylüyorum ama dediğim gibi, her video başka bir içerik. Bir videonu izleyen vatandaş öbür videonu izleyecek anlamına gelmiyor. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Şuradan kaç. İlerideki dayıyı görüyorsun. En sol şeritte, en sağ şeritte dağ var. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Bizim lastikçiye baktık, telefonları açmıyordu. Herhalde başında bir iş var. Yoksa niye açmasın telefonu? Dükkan da kapalı. Anladığım kadarıyla başında bir iş var. Yoksa insan hafta içi dükkan kapanmaz. Durup dururken dükkan kapanmaz. Dükkanı kapatmış. Biz de ne yaptık? Eksikleri aldık. Bir koruma demiri. Koruma demiri de. Zincir. Kalın bir zincir. Ben de zaten kaliteli bir disk kilidimiz vardı. Aynı marka. Başka bir disk kilidi daha aldım. Aynı marka. Sonra uzun süredir çok sevdiğim Clover marka bir yağmuru kaldı. Clover'ı çok seviyorum. Eldivenimi kullanıyorum. Bir de çok hafif. Hani inanamazsınız hafifliğine.
kadar aldım ki. Onu da aldım. Lastik işini çözemedik ama. Zaten kilit meselesini gelmiştik. Bizim Hacı abiden aklı başında olmayan Hacı abiden alışveriş yaptık. Bunları aldık. Zincir. Ama güzel bir zincir. Kocaman bir zincir. Hani şöyle kalınlığı var. Baksana. Böyle kilidi de böyle özel bir kilidi var. Bize bir tane bıçak lazım. Bıçak çok. Şunu keseyim. Kilidi çıkaralım. Lan elimi keseceğim ya. Böyle bir kilidi var. Böyle. Evet, açmayı beceremedim. Şu. Şöyle bir şey. Böyle bir zamazingo. Kilit de şu arkadaşlar. Böyle bir şey. Kalın. Bunu aldık. Çünkü hani biraz önce de söylediğim gibi arkadaş yani yakıta yetişilmiyor. Çok acayip yakıtlar arttı. Bizim araba 3.30, 6 silindirli, 3000 motorluk bir araba. Sıkıntı olmaya başladı yakıtı. Motorun yakıtı ondan çok çok daha uygun. Hani gidip geldiğimiz arasında git gel günde 15 kilometre ama aile vurduğun zaman ciddi rakamlar ediyor. Biz de dedik ki motosikleti kitleyelim. Kitlemek için de böyle ekipmanlar. Yani şu zincir 800 lira. 850 lira. Çelikten bir malzeme. Hani öyle her makas öyle getirip kesemezsin ama kocaman bir makas getirirler. Keserler ayrı mesele. Yani zincirle uğraşırken bu da zaten daha önce kullandığımız bizim şeyin Zavi mi nedir bunun? Bunu kullanıyorduk. Disk kilidini bunun kullanıyorduk. Bu alarmlı bir disk kilidi. 120 desibele kadar yıkıyor ortalığı. Böyle güzel bir disk kilidi var. Yine aynı markanın şunu aldık. Aynı markanın bu. Şöyle bir şey. Bir tanesini arkaya, bunu arkaya takacağım. Bunu da öne takacağım. Bunun bir de hatırlatma kablosu var. O iyi bir şey. Ben bunu başka bir şey zannediyordum ama bunları açmayı hiçbir zaman becerememişimdir. En iyisi şuradan ortadan kesiyorum. Bir de şuradan bir kesik atacağım. Bıçaklarım benim çok keskindir. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama insan bir açmak için bir şey yapar buna ya. Baksana ne sıkıntılı bir şey ya. Bakalım buna. Şurada bunlar yalnız anahtarlar şey yapar. Bunun üstüne bant yapıştırırız. Pili de burada. Pilini ayrı koymuşlar. Şunun pilini ayrı koymuşlar. Bir de buna pil mi takacağız şimdi biz? Nasıl olacak? Herhalde pilini biz takacağız bunu. Anladığım kadarıyla. Şurada bir şeysi var. Herhalde bunun pilini biz takacağız. Şurada bir civata deliği gibi bir şey var. Pil de ayrı koymuşlar. Öbüründe pil şey yapmamışlardı. Bir de kılıfı var bunun. Şöyle bir kılıf var. Bu ne işe yarıyor? Bunu içine koymaya yarıyor muhtemelen. Şöyle
Değil mi? Kılıflı mırıflı güzel bir şeye benziyor. Yani en azından kılıflı onu düşünmüşler adamlar. Şöyle bir kılıf. Bunu da böyle getiriyorsun herhalde. Bu ne? Ha, bu da şöyle. Bunu bir yere takıyorum, bağlıyorum. Böyle kılıflı bir şey. Bunun şeyi var. Bu da böyle. Bunu nasıl oluyor bu? Hiçbir fikrim yok. Gidona bağlanıyor, gidondan da şeye bağlanıyor ama bu kısa gibi ya. Değil mi? Bizim motora kısa gelmez mi bu? Esneyince yeter diye düşünüyorum. Diskten gidona bağlıyorsun ki bunu unutma diye. Bunu çok kullanmayız biz zaten, biliyoruz kilit taktığımızı. Bir de ne aldık? Abi hep istediğim Clover'un şeyi, yağmurlu, müthiş bir yağmurluk. Dünyanın en hafif yağmurluğu ya. Şuna baksana. Yağmurluk bunun içine sığıyor ama maalesef sadece üst kalmış, altı kalmamış. Altını da alacağım. Bunu bulurum ben bir yerde. Dünyanın en hafif yağmurluğu, dünyanın en kaliteli ve hafif yağmurluğu Clover. Bunun eldivenini de kullanıyorduk. Bunların montajını da yapalım da gösterelim. Hadi. Önce böyle bağlayacağız önce. İşte bu kadar. Önce buraya. Oğlum öbür tarafa takacağım dedim ya sana. He. Bu tarafa. Şimdi kilitlediğini düşün motoru. Anahtar böyle. Tamam. Direksiyon solda. Uzun kalıyor. Uzun kalıyor işte. Böyle daha zor esner bu. Hayır, böyle daha kolay esner. Sen oraya tak. Şimdi bunu taktım. Yok. Kısa kalıyor. Kısa kalıyor bu. Birisi bu. Bir üste taksan yetişirdin. Üste takalım. Üste tak. Valla ses çok güzel ya. Sağır ediyor ya. 120 desibel diyordu. Kaldır şöyle yukarı. Şimdi oldu, gördün mü? Heh, öyle dursun yeter. Hatırlatması bu. Bunu koparırlar ki. Bunun bir şeysi önemli değil ki. Bu disk kilidi taktığına dair hatırlatma sana. Evet. Motorla yürürsen motor kaliperleri kırıyor. Amacı bu arkadaşlar. Bunun, şu zamazingonun amacı bu disk kilidine taktığına dair şey bu. Hatırlatma. Bu hatırlatma olmayınca sıkıntı oluyor. Şimdi öbür disk kilidini de takalım. Disk nerede? Burada yer var mı? He, öbüründe buraya. Bu gizli bak işte. Öbürünü ortaya koy, bunu da kenara koy. Kimse göremesin. İşte bu kadar. Bu sökmek zulüm olacak. Öbürü de buraya. Şöyle. Zincir nerede? Zincir burada, yerde. Al burada. Bir şey önce zincir taksa, şimdi ötecek bunlar. Hayır, şu kenardan tak zinciri de. Zincir de böyle. Jantı çizme ama. Çizmesin diye bunu koymuşlar işte. Çizmesin diye onu koymuşlar, doğru söylüyorsun. Yukarıdan geçirmelisin bence. Şey ses yapmasın diye yapıyorum şu an. Bir kere daha geçireyim mi şöyle? Böyle daha iyi. Evet. O da böyle. Kırdık. Bunu da böyle çevirince anahtar deliği kayboluyor. Su girmemesi için bence ya. Evet. Bunu çalan hırsız
La Casa de Papel'de oynasın. Banka soysun. Bunu niye çalıyorsun? Çalamaz diyorsun. Bence çalamaz. Bunca şeyden sonra değil mi? İki tane disk kilidi. Birisi hatırlatmalı. Şöyle. İki tane disk kilidimiz var. İkisi de alarmlı. Bir tane de zincirimiz var. Yani bunu zor. Bence birilerinin buradan çalma işi sıkıntı. Bence zor çalarlar. Yani şimdi hırsıza kilit mi olur dersiniz de doğru söylüyorsunuz. Yani bir tuvalet 4-5 kişi gelir komple motoru alır. Motor da zor kalkar gerçi. 230 kilo mu öyle bir şey. İşte çantası mantası var benziniyle menziniyle. Yine 250 kilo vardır. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Şeyi de göstereyim. Çalmasını gösterelim mi? Çalmasını mı gösterelim? Mesela birisi kurcaladığı zaman neler yapıyor? Bakalım. Önce kilit böyle. Önce uyarıyor. Önce uyarıyor. Şimdi şeyi ayarlayalım bence. Önce uyarıyor. Önce uyarıyor. Sonra da böyle. Bizim kulaklarımız sağır oluyor şu anda. Yani biz rahat rahat evden duyarız bunu. Size nasıl geliyor bilmiyoruz ama. Bizim kulaklarımızı sağır eden bir çığlık sesi var şu an. 120 desibel ya. Baksana. Böyle bir şey işte. Yani bunu duymamak için sağır olmak lazım. Sağır olmak lazım. Bir de bir çift bu gözüküyor. Arkadaki gözükmüyor. Alttaki gözükmüyor. Alttaki sabit. Alttakini hiç göremezler. Yani kapının önünde hemen zaten bizim evimiz birinci katta. Birinci katın hemen altına, balkonun altına koyacağız motoru. Oradan sesini de rahat duyarız diye düşünüyorum. Bizim mahalledeki çocukları da uyarız. Bakarak olurlar. Bu videodan da böyleydi. Motorumuza kilit sistemi kurduk. Motorumuza gelip gideceğiz artık. Dükkana. Arabayı biraz istirahate çekelim. Bizim ünlü araba bu. 330. Şurada yazıyor. 6 silindirli. Biz bunun da incelemesini çekelim diyor Kaan. Bunun da incelemesini çekeceğiz tabi. Römorkla beraber düzgün bir yere çekeceğiz. Yani o da yakında gelecek. Onun videosu da gelecek. 330'un ne yaptığını. Yıllardır kullandığımız araba. Onu da komple bakacağız. 330'un da incelemesini yapacağız. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Instagram'da motosikletçi dayı olarak varız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.